Bilmeyerek lanetli kartlarda hapsolmuş tarif edilemez bir kötülüğü serbest bırakan arkadaşlar birer birer kendi kaderleriyle yüzleşirler ve tarot okumalarında önceden belirlenen gelecekten kaçmak için ölüme karşı bir yarışa girerler. Film, bir grup arkadaşın tarot falı okumalarının kutsal kuralı olan başkasının desteğini asla kullanma kuralını çiğnemeleriyle gelişen olayları konu ediniyor. İstanbul'un arka mahallelerinden birinde tekel sahibi olan Muhiddin Geçim sıkıntısına düşünce çareyi kendi içkisini üretmekte bulur. Ekibe önce korsan taksici Kısmet'in ardından kimya öğrencisi Furkan'ın da dahil olmasıyla hayalini kurdukları dillere destan mavi rakıyı yapmayı başarırlar. Tam zengin olduk dedikleri anda ise başlarına gelmeyen kalmaz. Film, zengin olduklarını düşünürken kendilerini türlü olayların içerisinde bulan Muhittin ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Tevfik Rol işleri yoluna gitmeyen bir yönetmendir. Kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el attılar batırmışlardır. Ünlü yapımcı Taner Dişli'nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını gören Tevfik rol, tefecilerden aldığı borcu ödeyebilmek için Mahmut Tuncer'e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Ancak bir sorun vardır. Mahmut Tuncer yaşıyordur ve ismi unutulmuş bir türkücüdür. Acaba bu film tutacak mıdır? Şirin bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat yaşayan Emre, babasının işlerinin kötü gitmesine nedeniyle taşınmak, arkadaşlarını ve okulunu kaybetmek zorunda kalacaktır. Muhteşem ekip Emre için bir araya gelecek ve babasının lokantasını Türkiye'nin en ünlü lokantası haline getirerek arkadaşlarını kurtaracaklardır. Tabi asıl mücadeleyi her fırsatta başlarına bela olan okulun kötü çetesine karşı yapacaklardır. Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan film bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötüleri mücadelesini çocukların dünyası üzerinden anlatıyor. Back to Black 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini konu ediyor. Amy Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda efsanevi sanatçının şöhret basamaklarına çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor. Amy'nin bakış açısından anlatılan filmde tüm zamanların en efsanevi albümlerinden birinin merkezindeki çalkantılı ilişki anlatılıyor. Arkeolog Önder, yaşadığı büyük hayal kırıklıklarının ardından Ankara'dan Edirne Keşan'ın Grabuna kasabasına tayinini ister. Burada yeni bir hayata başlamaya çalışan Önder, geldiği müzenin geçmiş tarihini raporlamak üzere çalışmalara başlar. Bu görev, yaşadığı büyük hayal kırıklıklarından kurtulup bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacaktır. Önder'in hayatı, güzel bir kadın olan İpek ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Grabuna yaşadığı hayal kırıklığının ardından Edirne'ye atanan bir memurun yaşadıklarını konu ediyor. Maceracı ruhlu bir çocuk olan Grisha, zengin kontun olduğunun yerine geçmeye zorlanır ve İsviçre seferine gönderilir. Çıktığı yolculukta heyecan verici maceralara ve önemli olaylara karışır. Kahramanımız, kaderin garip bir cilvesi sonucu çıktığı yolculukta kendisini İsviçre alplerindeki ünlü seferin ortasında efsanevi Rus komutan Aleksandr Suvorov'un emrinde hizmet ederken bulur. Film, maceracı küçük bir çocuğun gerçek bir kahramana dönüşmesini konu ediniyor. Monsterville, insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabadır. Bir gün, Hannah adını 4 yaşındaki bir kız Monsterville'e gelir. Ancak onun kasabaya gelişiyle Monsterville büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hanna ve minik canavarlar küçük bir kızın gelişiyle herkesin hayatının değiştiği bir kasabada yaşananları konu ediyor. Müfit Can Saçıntı 5 yıldır Tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tekçilik güldürüsünü beyaz perdeye taşıyor. Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan saçıntı, evlilikten eğitim sistemine, zamlardan reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi başarıyor. Gösterisinde birlik beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmeyen Müfitcan Saçıntı, aynı zamanda izleyenlere mutluluk formülünü de veriyor. Mustafa Tilci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim aksiyon türündeki Kanlı Gece kamp filmi bir kaçırılma vakası etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Öğretmen olan Erzurumlu Baran'ın ataması Hatay'a yapılır. Yaşadığı yerden ayrılıp mesleği için Hatay'a yerleşen Baran, yıllar içerisinde Hatay'da evlenir. Baran, evliliklerinin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeder. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Baran'ın babası, Atatürk'ün "şahsi meselemiz" dediği Hatay'ı terk etmez. Film, öğretmen Baran'ın Evlilik yıldönümü olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmesinin ardından Baran'ın babasının Atatürk'ün şahsi meselemiz dediği hatayı terk etmemesini konu ediniyor. İdealist bir ceza avukatı olan Canan'ın hayatı gündüzleri adliyede, geceleri ise hastanede solunum cihazına bağlı yaşayan annesinin yanında meşik dokuyarak geçmektedir. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet anlısının karar duruşması gününde Canan, annesi, hakim ve sanın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalır. Film, avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet sanısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesini anlatıyor. Saadet, çocukluk dönemini anne ve babasının başına gelen tuhaf olaylar nedeniyle travmalar yaşayarak geçiren bir kadındır. Yaşadığı travmalar nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan Saadet, hayatını mahveden bu travmalardan kurtulmak ister. Ve bu amaçla istemediği bir yolculuğa çıkar. Saadet, zamanın sürekli tekrar ettiği bu yolculukta paralel bir evren içerisinde sıkışıp kalır. İçine düştüğü labirentten kurtulmanın yolunu arayan Saadet çıkış yolunu bulabilecek midir? Film, travmalarından kurtulmak için yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Depremde eşi Neslihan'ın hafızasını kaybetmesiyle Kerem'in hayatı altüst olur. Eşinin iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya kararlı olan Kerem, doktorların eşini iyileştiremeyeceğine inanır. Bu durum üzerine sahte belge hazırlayan Kerem, eşinin yattığı rehabilitasyon merkezine girer ve ona geçmişini hatırlatmaya çalışır. Kerem, Neslihan'ı hayata bağlamak için büyük bir çaba harcar. Vazgeçme filmi, hafızasını kaybeden eşine geçmişi hatırlatmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.